Efendim hepinize merhaba. Bugün Grapple Scholar oynayacağız. Bu arada videoları sabah çekiyorum. Bir de çok gecikmeli videolar atıyorum. Bundan dolayı bana çok kızıyorlar. Hani YouTube'a sürekli video atmamız gerekiyormuş ki ön planlara çıkmamız için. Ama sizler videoları beğeniyorsanız zaten beğenip yorum atıyorsunuzdur, şey yapıyorsunuzdur. Beni desteklediğiniz için hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Neden çok yapamıyorum? Akşamları kod yazıyorum arkadaşlar. Bir de ayrıca mini bir korku oyunum var. Onun üzerine çalışıyorum. Kısa sürede onu da duyururum herhalde. Çok fazla sözü uzatmadan bugün Grapple Scholar oynayacağız bildiğiniz üzere. Yeni çıkmış birkaç yapım aşamasında eksikleri var. Onu oyun içerisinde görürüz. Çok lafı uzatmadan seni de şöyle uzak bir yere alayım. Hemen oyuna gidip orada görelim. Evet, oyun yeni olduğu için lobiler kurucuya aittir diyor. O yüzden gecikmeler bizden dolayı değildir demişler ki zaten şu andaki pingleri görüyorsunuz. Belki sabah vakti olduğu için de olabilir. Hani Amerika'nın sunucuları biliyorsunuz gecikmelidir. Genelde Rusya ile Almanya bize yakın. Şimdi kısaca hemen oyuna değineyim. Oyun Spider-Man ile Attack on Titan karışımı bir oyun. Ben daha önce tanıtmıştım biliyorsunuz. Attack on Titan hani yine atlayıp kaçıyorduk. Bunda da Spider-Man tarzı. Bir de aktif Ragdoll kullanılmış. Aktif Ragdoll nedir diye aratırsanız görürsünüz. Şu mesela karakter koşarken bakıyorum. Daha bu başlangıç, oyunda çok sinir olacaksınız bu arada, ben size söyleyeyim. Hani oyun biraz moral bozucu bir oyun. Yine konumuza geri dönelim. Bakın karakter giderken şöyle slalom hareketi yapıyor. Buranın tam olarak ne demek bilmiyorum. Bunu aktif ragdoll ile sağlıyoruz. Party Animal'di galiba. Party Animals mı ne? Öyle bir oyun vardı. Oradaki mekaniğin aynısı. Şimdi oyundaki sevmediğim kısımlara gelelim. Nereye gitti lan o? Arkadaşlar mermi nereden geliyor? Sizi kim nereden vuruyor? Pek fark edemiyorsunuz. Silahlar da kimisine göre güçlü, kimisine göre sıkıntılı. Silahları şu etraftan bulabiliyorsunuz. Normal vuruşunuz yok. Yani şu sağ tıkla sol tıkla atıyorum. Attack on Titan'dan aklınıza gelsin. F ile vuruşum var. Ama onun dışında herhangi bir aktiviteniz yok. Yani yine space'e zıplıyorsunuz ama çok bir işe yaramıyor. Mermiler efendim projectile'a göre değil, yani nasıl söyleyeyim, bir obje göre değil, raycast göre oluşturulmuş. O yüzden düşman size nişan aldığında ateş ediyor. Direkt hasar yiyorsunuz, yani kaçma ihtimaliniz yok. Bir eksiği de şöyle göstereceğim. Düşman atıyorum burada vuruyorsunuz. Bakın kamera sizle birlikte bloke ediyor. Nereye ateş ettiğinizi bir anda göremiyorsunuz. Mesela bana kim nereden vurdu şu an? Lafı çok uzattım. Kusura bakmayın, şimdi oyunun içerisine dalacağım. Herkesi temizleyeceğim, göreceksiniz. Bu oyunların ustasıyım diyebilirim. Yani dedik boşa sallamış gibi oldu. Kimseye vuramıyoruz. Nasıl bir oyun? Şuradan tabanca alalım. Çeşitli silahlarımız var. Tabanca, pompalı, arbalet, bazuka. Bazuka ki çok etkili, direkt tek atıyor ama tek mermisi var. Ha bir de öyle bir şey. Silah aldınız. Benim kamera kapatmıyor değil mi? Sağ aşağıda silahın mermisini göreceksiniz. Bakın arbaleti alalım. Silah mermisi şurada mevcut. Mermisi bittiği anda eliniz yine boş kalıyor. Yani adamla teke tek kapışıyorsunuz. Merminiz bitti, yapacak hiçbir şeyiniz yok. Asist var bir de. Taba basalım görelim. Biz şu an sonuncuyuz. Aşağıda mermisini görebiliyorsunuz. Asist alabiliyorsunuz. Puana etki ediyor mu inanın bilmiyorum. Bounty bonus aldım. Ne alaka? Bunu bilmiyordum ben. Yeni eklenmiş de olabilir. Oyun bir daha söylüyorum. Alfa sürümünde olduğu için çok eksiği var. Hala değişebilir. Minigun var şu an elimde. Düşman bulabilirsem. Yani dediğim gibi ölüyorsun ama neye ölüyorsun? Seni nereden vurdu? Ya belki bir Call of Duty'deki gibi vuran kişiye kamera odaklanabilirdi. Şey olabilirdi. Olsun, ilk oyuna göre en azından oyunu görmüş oldunuz. Şimdi diğer tura geçelim. Biraz şey yapabilirsin. Bir tane haritamız var bu arada. Oyun dediğim gibi yeni çıktığı için harita tam şey olmuyor. Karakterinizi buradan değiştirebiliyorsunuz. Kendimizi CJ yapalım. Şöyle iyidir diye düşünüyorum. Ready verelim. Kurucunun pingi neyse ona göre oynanıyor. Yani atıyorum akşam toplandınız. Dediniz ki bir oyun oynayalım. Yani online hep beraber. Bir de ücretsiz. Neye girelim? 10 numara birbirinizi sinir etmelik bir oyun. Hani vakit de geçirebilirsiniz. Oynarken muhabbet edebilirsiniz. Çünkü oyunda
ses kasılacak bir şey de yok. Yani susun da oyunu dinleyeyim diyeceğiniz bir oyun değil. Gayet oynaması keyifli, küçük yapılmış bir oyun. Ben yine çok uzun konuşmuş olabilirim. Şöyle dakikaya bakıyorum. Süre koyarım videonun altına. Oradan açıklamayı görmeden videoyu direkt ilerletip oyunu izleyebilirsiniz. Bakın yine belirtiyorum. Mesela şöyle uzak bir yere bir atayım. Atamadım. Bir mermi kaldı. Şunu boş atacağım. Bakın. Okun mermisini görüyorsunuz. Ama mermiye göre gitmiyor. Bir daha söyleyeyim. Raycast'e göre atak yapabiliyoruz. Yani eğiminiz adamın üzerindeyse, mesela en sevmediğim şeylerden bir tanesi Valorant'ta da öyle. Eğim adamın üzerindeyse ateş ettiğiniz anda direkt vurabiliyorsunuz. Öyle yapılmış. Yani zannetmeyin ki işte adamın gittiği yöne doğru atarsam vururum. Öyle bir şey yok yani. Eğimi adamın üzerine alın, ateş edin. Öldü mü lan o? Saklanmış oraya, görüyorsunuz değil mi? Benden kaçmaz. Gidelim. Birkaç pingden dolayı ateş ederken de beni oyun engelliyor, sebebini anlamadım. O çok ping var, ben neredeyim ya? Birinci sıradayım ama. Ha, ping tablosunu göstermiyormuş. Acayip ping var. İkinci sıradaymışım, pardon. Şuradan bir silah çıksın, minigun bir çıktı yine. Beni neyle vurdu lan o? Ha, bazuka, durun, bütün silahları gördük. Bakın oyunda mele silah da var ama adam kapatmış galiba, daha hiç mele silah denk gelmedim. Evet, biz öldük şu an. Bazuka var dediğim gibi, direkt tek atıyor bulabilirsen. Ama galiba o da yok. Yani lobi sahibi kimse onları kapatabiliyor. Şuradan silah bekleyelim. Tamam, pompalı çıktı. Çok kötü ateş ettim, çok kötü. İkinciliği kaptırmayalım ya. Ya. Oyun birazcık sinir bozucu. Bakın, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani dediğim gibi, kim sizi nereden vuruyor, neye göre ateş ediyor belli olmadığı için. Ya alma işte. Ben her an ölmüş olabilirim. Şöyle muhteşem Attack on Titan gameplay'imle buradan kaçacağım. Kaçamadım. Evet, olsun. Amaç oyunu göstermek deyip kendimizi buradan sıyıralım. Aldım. Nasıl tutturamam onu? Şunu ben yeni görüyorum. Normalde adam işaretlenmiyor. Bu bounty sistemi gibi bir şey getirilmiş galiba. Öyle düşünüyorum. Ne? Aynen, bounty sistemi varmış. Vurduğumda bounty collect deniyor. Neden? Ama bize ne veriyor ki? Nasıl tek yiyebilirim ya? Ya kurucunun şimdi daha az pingi olduğu için büyük bir ihtimal, hani sallayayım, kendime laf getirtmeyeyim. Adam daha hızlı kill alıyormuş gibi geldi bana. Biz daha silah bile bulamıyoruz bak. Ben nasıl alamadım onu? Senin kaçarın yok.
Nasıl ya? Tamam olsun, sıkıntı değil. Yani sunucuda o kadar adam var. Benim kimseye güvenmemde bir şaka meselesi sanki. Free bir kill aldık. Yine mermim yokmuş. Çok enteresan. Ya o kill benim olmasa nasıl bir cana nasıl kaçabilirsin ya? Kaç mermi atmam gerekiyor tabancayla? Tamam, bir defa daha ölüp burada bitireceğim. Kaç, 12 dakika olmuş ya bu kadar bir oyuna. 12 dakika bence fazla. Evet. Söz verdik, durmak zorundayız. Efendim, oyunu gördünüz. Dediğim gibi oynaması keyifli ama sinir bozan bir oyun yapısı var. Tek harita olması da birazcık kötü. Ama olsun, yine de güzel, ücretsiz bir oyun olduğu için tavsiye ediyorum diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hoşça kalın.